Şampiyonluk Ligi yaz mevsiminde 5. haftanın en iyi oyunları karşınızda. 5. sırada Zerat'ın sihir darbesi yeteneğiyle Baron'a son vuruşu yapmayı başaran Ravenna var. Bu arada bunların tutması lazım. Yoksa işleri çok zor. Hiçbirisi tutmadı ve Baron'u şu an almayı başaracaklar. Orta koridor kulesini aldık. Roar çalıyor! Baron'u çalmayı başardı Ravenna. Ama her zaman bir tehdit var. Listede dördüncülük, müthiş harita hareketiyle hızlıca alt koridorda toplanan ve 3 skor birden alan Beşiktaş takımına ait. Bu arada Dumble yakaladılar. Alt koridora geliyor Dumble. Sihirli yolculuğunu kullandı. Longbird'dan geçecek mi diye bakıyorum. Hayır, ultisini öteki tarafta kullandı ama Taiki de orada. Revanche arka tarafta kötü pozisyona soktu. Longbird'dan kaçabilecek mi? Çok fazla hasar aldı. Muson yeterli olmuyor ve arka tarafta Revanche skorunu almayı başaran bir saldırım var. Oraya Işınlan'la gelmiş. Yürük ve Karada yakalandı şimdi. Taiki skor alıyor. Zaires arkadan geldi. Nardio söldürmeye çalışıyor. Nardio söldürdü ama kendisi çok kötü pozisyonda. Bu skorda daha fazla gidiyor. Üçüncülük karşılaşmada eşitliği bozan takım savaşında rakibin arka saflarını mükemmel bir şekilde meşgul eden ve pozisyonu ölmeden tamamlayan Elvind'in. Çok uzun bir savaş işte bekliyor bizi demiştik zaten. Şimdi diğer tarafta Kalista düştü. Elvind'i almaya çalışıyor. Elysion'un canı çok az. Elvind'i düşürebilecekler mi? Hayır, Thresh de düştü arka taraftan. Elvind müthiş oynadı burayı ya. Üst koridorda yapılan takım savaşının ardından eko mekaniklerini sergileyerek 3'te 3 yapan Risk Atır listenin ikincisi. Ve bu arada sıçra geliyor Olifinix'ten ama çok önde kalmıştı. Gelen karanlık eser tutmuyor ki Lares'in üzerinde bir Natürlis ultisi vardı. Bu da Kara Kalkan'la önlendi. Şimdi Morgana'dan ulti geliyor ama Nasesu'nun önü çok az yanı kaldı. 2 kişi birden kitlemeyi başardılar. Yetmiyor. Nasesu'nun öldü ve skoru çıkartan yine HVA oldu. Rise geliyor. Tutan bir karanlık eser. Rise geliyor. Dediğin gibi Kilares kötü pozisyonda kalabilir. Echo geliyor arkadan ama Nick sıçrayarak araya girdi. 2'de 2 yapan bir Holy Phoenix. Echo geliyor. Sweatball kaçmaya çalışıyor. O skoru da alacak Nick şimdi. 3'de 3 yapan bir Holy Phoenix var. Echo geldi. Bakalım skor çıkartabilecek mi? Evet. Holy Phoenix öldürmeyi başardı. Manası olmayan bir Nick var. Nick'i öldürme oyununda büyük bir avantajı var. Stomage bekliyor. Vücut darbesi. Nick'in çok az canı var geldi. Ama kurmalı kapan skoru aldı. Kurmalı kapanın geri dönüşü de orada. Önemli bir hasar veriyor. Pepe Ball geldi. Kemal geldi. Ve listenin birincisi harika Azir oyunlarıyla yaz mevsimine adeta damgasını vuran Immortur oluyor. Bu arada çok önde yakalanan bir Ruvelius var. Ruvelius yakalanmaması gereken tek yerde yakalandı. Bu arada şimdi Herom'u da yakaladılar. Herom içeri girdi ama ultisiyle beraber Lamlock'la beraber Rogue'u içeri atmayı başardı. Skor geliyor. Rogue ve Herom'u öldürmüştü. Arkasından Elysion Rogue'u öldürüyor. Oo! Skor geldi ve Semux'la Immortur'dan oyunlar. Şurima halayı! 3'te 3 yapan bir Immortur'u var. Kolay yine başı Immortur'u. Terapist kule var orada. Yo, kuleden 4, çıkabilecek 4. mi? 4'te 4.